Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün un kurabiyesi tarifi vermek istiyorum. Gereken malzemeler: 1 paket yumuşak tereyağı, oda ısısında beklemiş ama eritilmiş değil, 1 çay bardağı sıvı yağ, 7 yemek kaşığı nişasta, ben mısır nişastası kullanıyorum, 5 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 paket vanilya ve yaklaşık 2,5 su bardağı un kullanacağız. Şimdi yapımına başlayalım. Fırınımı da ısıttım 180 dereceye. Yumuşak tereyağımın üzerine pudra şekerimi döküyorum. Vanilyamı. Bunları biraz bir yoğuruyorum. Bu tarif mükemmel arkadaşlar. Gerçekten garanti tutan bir tarif. Eğer böyle ağızda dağılan bir un kurabiyesi tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Mutlaka deneyin. Bu tarifi her kim denediyse hep olumlu sonuç geri dönüşler aldım. O yüzden sizlere de mutlaka tavsiye ederim yani. Şöyle pudra şekerimizi yedirdikten sonra sıvı yağımı ekliyorum. Bunu da böyle bir karıştırıyoruz. Un kurabiyesi tarifinde mutlaka tereyağı kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Margarinle aynı lezzeti yakalayamazsınız. Evet, artık iyice karıştıktan sonra bu esnada nişastamı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve artık yavaş yavaş unumu ilave edebilirim. Ama birden eklemiyorum. Azar azar. İlk etapta 2,5 su bardağı un ayırdım demiştim. Bakalım ne kadar gidecek. Her zaman yaklaşık 2,5 su bardağı gidiyor. Yarım bardak daha ekliyorum. Ama siz kontrollü ekleyin 2,5 bardaktan sonra. Çünkü ununuza göre, tereyağınıza göre unu alma oranı farklı olabilir. Ben yaklaşık 3 su bardağı un eklemiş oldum. Ve yeterli oldu sanırım. Hamurum toplandı. Ele de yapışmıyor artık. Hamurum artık hazır. Şimdi bir parça hamur alacağım. Çok fazla oynamadan şöyle rulo yapacağım, bir uzun. Çok ince değil, çok da kalın değil. Bu şekilde olması yeterli arkadaşlar. Ben şekil vermek için çatal ve şöyle tırtıklı bir bıçak kullanacağım. Ama şekli tamamen size kalmış bir şey. İster yuvarlak ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp tepsiye dizin. Ben üzerini çatalla çizeceğim. Desen oluşturmak için. Şu şekilde. Ve şöyle yan yan keseceğim. Ve dikkatli bir şekilde yağlı kayıt serilmiş tepsime diziyorum. Tüm hamurun vitesine aynı işlemi uyguluyorum. Kurabiyelerim hazır. 180 derece ısıtılmış fırına veriyorum. Alt üst ayarda. Beyaz kalacak şekilde pişiriyorum arkadaşlar. Yaklaşık 15 dakikada pişecektir. Kurabiyelerim pişti. Gördüğünüz gibi bence çok güzeller. Ve fırından çıkar çıkmaz hemen sıcağıyla üzerine pudra şekeri serpeceğiz. Ve bu şekilde soğumaya alıyoruz. Sakın soğuyasıya ellemeyin çünkü dağılır. Bu şekilde ellerseniz, yani sıcakken sakın ellemeyin, yoksa dağılır. Böyle bu şekilde tepside soğumasını bekleyin. Daha sonra kapaklı kutulara koyup yani haftalarca muhafaza edebilirsiniz. Hiçbir şekilde bayatlamıyor.
Yani nefis bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Ağızda dağılan böyle gerçekten pastanelerdeki gibi oluyor. Deneyin, bir yorumlarınızı bekliyorum. Evet, bugünlük benden bu kadar. Videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Böylelikle her yüklediğim videodan, tariften haberiniz olmuş olur. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.